Yarzem Otomotiv'in katkılarıyla hazırlanan Ressam Ali Taş'la Yaşama Dair başlıyor. Herkese iyi akşamlar efendim. Özgürlüklerin programı Yaşama Dair'den herkese sevgiler, selamlar. Bugün yöremizin yetiştirdiği çok güzel bir insanı ağırlıyoruz. Armutlu Mahallesi'nin o güzel insanı. Sevgili Hilmi Yarayıcı konuğumuz, hoş geldin Hilmi abi, nasılsın? Sen nasılsın? Son program yaptığımızda biraz bazı böyle rahatsızlıklarımız teknik, vardı. Teknik problemler olmuştu. Ama gördüğüm kadarıyla bugün hem moralmen çok iyi durumdayız hem de sağ olsun teknikte çalışan arkadaşlarımız gereken hassasiyeti her zamanki gibi gösterdiler. Evet, hepsinin emeğine sağlık. Hayırlı olsun bu arada yeni yeriniz. Teşekkür ediyorum. Güzel sağ olun. Bir yer olmuş. Neler yapıyorsun Hilmi abi bu aralar? Yoğun, yani her zamanki gibi yaşama dair, yaşamın her alanına ilişkin söyleyecek lafımız olduğu için söylemeye çalışıyoruz. Hem eğitim alanında, hem sanatsal alanda, hem siyaseten duyarlılığımızı hayata geçirebilecek söyleyeceğimiz sözleri dilimiz döndüğünce halkımızla, dostlarımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Yol. Ama İstanbul'da öğretmenlik devam ediyor değil mi? Ediyor, evet. Devam ediyor. Nasıl öğrenciler? Vallahi kimisi üzgün kaldığı için. Yani böyle notların kırık mı hocam yani? Yok, ben asla kimseyi bırakmadım bugüne kadar, bırakmam. Müzik dersine giriyorum zaten. Evet. Benim derslerde okuldaki ilk gayem, amacım öğrencilerin başarılı olması yanında az önce söylediğim gibi gerçek sorumluluk sahibi olabilecek ve ayakları üzerinde dik durabilecek, geleceğe dair hedefleri olan gençler yetiştirebilmek. Onun için okul elbette önemli ve belirleyici şu an öğrenci oldukları için ve temel görevleri bu. Ama bunun dışında ben kitap okumalarını, gazete okumalarını, Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri her anlamda takip etmelerini, kendi aralarında ya da başkalarıyla konuşup tartışmalarını, değerlendirmelerini, karşılaştırmalarını hep istedim. Bu neye evrilir? Bu elbette onların gelişimine neden olur. Bu elbette yarın bir gün ülkeyle ilgili söz sahibi olabilmenin temel koşullarını yaratan ilk adımlar olur. Çünkü şöyle şeyler var, çocuk yaşta insanlar özellikle aile içerisinde etkilenir, şekillenir. Çevre bir etki faktörüdür. Okul, ona verilen eğitim, dış güç, yani tüm bu aktarılan bilgiler belirleyici şeyler içerir ama bunlar içerisinde kişiyi kişi yapan, kişilik sahibi eden şey ise dünyaya bakış açısını olgunlaştıran, netleştiren siyasal görüştür aslında. Bunun için lise döneminde dahi olsa az önce söylediğim şeyi yapmak zorunda. Yoksa seçim dönemi geldiğinde seçme seçilme hakkına sahip olan bir birey, babam ne diyorsa, annem ne diyorsa, çevremdekiler ya da aile yapım neyse ben de ona göre oy veririm düşüncesine sahip olur ki yanlış yaparlar. Abi ama iyi de görev ve sorumluluk almak isteyen gençlerimizi de öldürüyor. Şiddet diz boyu, Gezi direnişinde, Armutlu'da şehitlerimiz oldu. Doğru söylüyorsun. Yani bu çok büyük bir acı. Bu arada sevgili izleyiciler, her zaman söylediğimiz gibi Gezi olayları, Gezi direnişi sürecinde kaybettiğimiz bütün insanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onların mücadeleci ruhu önünde saygıyla eğilerek sözü Hilmi abiye bırakmak istiyorum. Çünkü Armutlu'dan sizin de hocam mahalleniz, evet, yani çok ciddi bir şiddet, orantısız güç, doğrudan öldürmeye yönelik şeylere tanık olduk. Ne yazık ki. Ama bu inanın Gezi öncesinde de vardı, Gezi sonrasında da olacak. Çünkü sınıfsal bakmak lazım meseleleri. Dolayısıyla ezen, ezilen, sömüren, sömürülen olduğu sürece şiddet var olacak. Çünkü hegemonyasını, devamlılığını sağlayabilmek için egemenler şiddete başvurur. Bu sermayelerini aldıkları, özür dilerim, cesaret midir, korkularından dolayı mıdır saldırıları? Cesaret güçlerinden gelir. Güç elinde bulundurduğu ergin kendi yapısından kaynaklıdır ama sonuç itibariyle yaptığı uygulama korkudan gelir.
korktuğu için zaten bu uygulamaları yapıyor ya. Tabii bu Türkiye'nin ayıbı haline geldi. İnanın Taksim'de insanlar her yürüdüğünde biraz hüzünle, biraz ayıplı bir bakış açısıyla oradaki çevreye bakarak yürüyorlar. Çok da haklılar. Çünkü ne zaman işte 1 Mayıs olsa ya da geziye alınacak herhangi bir durum yaşansa olağanüstü bir güvenlik önlemi alınıyor, sıkı yönetim yaşanıyor. Bu parka geçirmeyiz diyorlar. Gerekçe burası halkın malı diyorlar. İyi de halk girmek istiyor ya. Kimden kime koruyorsun yani? Komik bir durum yaşanıyor ama istersen az sonra geziyi biraz daha ayrıntılı açıklayabiliriz. Çünkü geziye gelene kadar geziyi var eden olaylar var, daha gerekçeler var. Derinde çok ciddi çelişkiler yani emek sermaye çelişkilerinin yarattığı sorunlar aslında özüne inersek mutlaka ama. Yani 60'lı yıllardan gelen şeyden almak lazım, belki başlıklar halinde de sunabiliriz. Bu kendiliğinden gelişen bir şey değil, sadece patlamaya neden olan gerekçeleri doldurarak belki de karşılığını bulan bir süreç yaşandı. Onu istiyorsan biz tabii yani yakın bir sürece dair konuşmalarımızı devam ettirelim. Çünkü Gezi direnişiyle ilgili başta aydınların, sanatçıların yaptığı bir çalışma vardı. Berkin Elvan'la ilgili olsun. Evet. İşte belki Van depreminden sonra Van depremiyle ilgili yapılan çalışmalar oldu. Biraz onlardan bahseder misin? Tabii. Yani Van'la ilgili bizim sürekli dikkat çektiğimiz bir olay vardı. İnsanlar hala konteynerlerde yaşıyorlar ne yazık ki. Büyük bir faciaydı. Dolayısıyla herkes el birliğiyle oraya destek vermek için çok ciddi paralar toplandı. Ancak ne yazık ki bu paralar yerine ulaştı mı ulaşmadı mı kaygısı hala içimizde bir şüphe oluşturan soru olarak duruyor karşımızda. Dolayısıyla oraya da gidip gördüğümüzde insanların yaşam koşullarının hiç iyileştirilmediğini, var olan TOKİ evleriyle bazı şeylerin geçiştirildiğini gördük. Bu gerekçeyle biz orada yaşayan insanların duygusuna biraz tercüman olabilmek, biraz hissedebilmek adına bir beste yaptık. Burada özellikle grup yorumu anmadan geçemeyeceğim. Grup yorumdaki arkadaşlar başta olmak üzere Fırat Tanış, Müjdar, birçok sanatçı arkadaş vardı. Hüseyin Turan da vardı. Hüseyin Turan da vardı. Şu an adını sanıyorum. Çok onlarca sanatçı. Evet, doğru. Herkes birer cümle zaten. Bir beste yapıldı. O beste seslendirildi ve klip çekildi. Bu da sosyal medyada şu an paylaşılıyor. Bunun ötesinde Berkin Elvan'la ilgili yapılan bir beste oldu. Yine Ahmet Mümtaz Taylan vardı orada oynayan. Ben vardım. Yine birkaç sanatçı arkadaş daha vardı. Orada da özellikle ekmeği ön plana çıkaran bir görüntü vermek istedik. Çünkü biliyorsunuz Berkin Elvan ne yazık ki 14'ünde yaşayan, 14'ünde yaşama veda eden bir kardeşimizdi. Ve tek suçu sabah 6-6.30 sularında kahvaltı yapmak üzere evden çıkıp fırına gittiğinde ekmek alma derdiydi. Ve ne yazık ki başından vuruldu. 269 gün boyunca direnerek hastanede yaşam mücadelesi verdi. Sonuçta onu da kaybettik. Onun için daha çok ekmeği, o günü anlatmaya çalışan bir şeydi. Çünkü çocuk dediğin şey sokakta oynayabilmeliydi. Topaçla, misketle, bizim sokakta oynadığımız her neyse. Evet, yani topla, arkadaşlarıyla, işte elmalı şeker alıp uçurtma uçurabilmeliydi. Arkadaşlarıyla gezmeye gidebilmeliydi. Ağız dolusu kahkahalarla uçurtmasını sokakta koşturabilmeliydi. Yapamadı bunu. Eğitimden de oldu. Tüm bu yaşanacak, yaşanılması gereken şeylerden de oldu. En önemlisi ailesine kötü bir iz bırakıldı başkaları tarafından. Şu an onu anmaktan, onun yaşadığı, yaşattığı değerleri saygıyla anmaktan başka bir şey yapamıyoruz. Yaşadığı ve yaşattığı değerler diyorum, bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Çünkü Berkin Elvan birleştirdi. Bütün halkı birleştirdi. Sadece İstanbul'da 3 milyona yakın insan yürüdü. Yol boyunca bütün iş yerlerinden, evlerden, balkonlardan insanlar çıkıp yürümenin dışında, yürüyenlerin dışında destek verdi. Milyonlarca insan. Böyle bir çok büyük acılar yaşadık Hilmi abi bu süreçlerde, bu dönemlerde. Mesela birazdan Soma katliamına da gireceğiz ama sevgili izleyicilerimiz, geçen yıl bir arkadaşımızı, bir abimizi kaybettik. Semir Hatun.
2-3 gün önce de Okan Çolak abimizi kaybettik. Onlara da Allah rahmet eylesin diyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Ve Soma katliamına girmek istiyorum. Çünkü gerçekten kesin sayı şu ana kadar belirtilmedi. 301 deniliyor. Soma'daki herhangi bir vatandaşı arıyoruz. 600'ün üzerinde diyor. Yani gerçekten ne oluyor bize Hilmi abi? Ne oluyor? Türkiye'de ne oluyor? Çünkü tam bu noktada Türkiye'de yaşanan olumsuzluklardan dolayı birilerinin buna müdahale etme ihtiyacı da doğuyor insanların ve tam bu noktada yani sanatçı kimliğinizle tabii ki şarkılarınızı, türkülerini sevgili dostlar Hilmi Yarayıcı'nın, Hilmi abinin en güzel şarkılarını seslendirdiği, hatta onunla bütünleşmiş ne bileyim Gudilekke'den tutun da Uğurlamaya, Sevda'dan Yana, Cemo da var finalde, onu da söyleyeyim. Hepsini hazırladık ama Soma katliamı ile ilgili bir düşüncenizi almak istiyorum. Çünkü gerçekten insanlar mağdur, evet. Ve o insanların acılarına ortak olmak zorundayız. Ki Hilmi abi biz ilk programımızı Grup Moğollarla yapacakken bu Soma katliamının haberini aldık ve ben kendi programımı değiştirerek Soma katliamını masaya yatırdım. Alanda uzman insanlarla birlikte ve o insanların acılarını paylaştık. Neler söylemek istersin? Tabii Soma için özellikle hükümet yetkilileri ve yandaşları ve işverenler, sermaye sahipleri bir kaza olduğunu söylüyorlar. Hala bununla diretiyorlar. Ben ve benim gibi düşünen milyonlar bunun kaza olmadığını, bunun bir katliam olduğunu, katliama davet gönderildiğini söylüyoruz. Çünkü ilk yaşanan şey değildi. Daha önce Zonguldak'ta da yaşandı, başka yerlerde de yaşandı. Bundan dolayı hatırlarsanız biz yine grup yorumda iken yıllar önce Madenciden adlı bir eser bestelemiştik. Orada yaşadığımız duygulardan yola çıkarak. Bir daha yaşandığında Madenciden Ağıt diye bir eser daha yapmıştık. Doğrudur. Elbette bu eserleri yapmak bizim hoşumuza gitmiyor. Çünkü bunların hepsi acıyı anlatıyor. Ama tanıklık etmek zorundasınız. Evet, tarihe tanıklığa not düşmenin bir eseri olarak kalıyor tabii geriye. Düşünün şimdi daha önce bir devlet kurumu bünyesindeyken oradaki bu işler neymiş işte tonu 170 dolara mal ediliyormuş. Şimdi özel bir firmaya verildi, 27 dolara düştü. Şimdi düşündüğünüzde ve ilk baktığınızda güzel bir şey diyorsunuz. Çünkü çok ciddi bir para girdisi oluyor. İyi de bu girdi kime geliyor, kimin kasasına giriyor ve hangi kalemlerden hangi kısılarak yapılıyor? İnsanları sömürerek, emeklerini sömürerek. Sömürme bir yani. Yana ama yani. Hangi kalemler kısılarak bu noktaya geliyor onu sorduğumuzda karşımıza çok ciddi şeyler çıkıyor. Bir kere sensörleri bozulan, gaz çıktığında, açığa çıktığında bunu uyaran aletlerin tamamı bozuk. Sistemler buradan bozuk. Düşülüyor bu kalemden. Ondan sonra küflü başlıklar, maskeler ortaya çıktı biliyorsunuz. Hiçbir işlevi olmayan. Evet. Onun dışında 3 TL'ye giyilen lastik ayakkabılar. Bunlar yurt dışında Avrupa'da yasak. Önce insan denir çünkü. Orada da yıllar önce yaşanmış. Hani başbakan örnek veriyor ya, İngiltere'den oradan buradan. Verdiği örnek 1800'lü yıllara ait. Haklı dahi olsa bugünlere ait bu örnek verilmez zaten. Böyle bir kıyaslama, böyle bir karşılaştırma ayıptır. Senin yüzlerce insan ölmüş. Şeye gelince elbette verilen rakamlara bakıldığında belki de 700'e yakın insanımız öldü ama o bir yana bir insanımız dahi ölse, kaybetsek bizim için yüzlerce, binlerce insan anlamına gelir. Çünkü burada emek üretenden bahsediyoruz. Kolay kolay yetiştirilmeyen vasıflı bir insandan, daha doğrusu insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben rakamlar üzerine konuşmaktan çok doğru bulmadığım için bir tarafa bırakıyorum ama bu ihmalkarlıktan dolayı bir dem vurmak ve altını çizmek istiyorum. Özellikle yaşam odalarının kurulması gerekiyor. İşte her birinin kurulacağı yaşam odasının işte 150-200 bin dolara mal olacağını söyleyerek buradan kısıyorlar. İşte o paralar buraya geliyor. Peki kime gidiyor o paralar? İşçiye mi aktarılıyor? Hayır. Yine işvereni, yine sermaye sahiplerini. Doğrudur. Dolayısıyla işçinin 10 yıl içerisindeki orada kömür tozundan aldığı tüm olumsuz şeyler ciğerlerini bir anda bitirebiliyor. Onun için çalışma koşulları iyileştirilmesi gerekirken, işte biliyorsunuz daha dün mecliste bununla ilgili yasa teklifi sunuluyor ama AKP'liler, hükümet yetkilileri reddediyor. 6 saat iş günüyle ilgili önce tamam diyorlar,
Onu da reddediyorlar. Haftada 45 saatlik şey düşürülecekken tekrar çıkarılıyor. Bunlar hepsi iş kollarına ait, diğer iş kollarına ait şeyler de tabii var. Ölümler tabii, de var. Tabii Hilmi abi, bu konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz ama sevgili izleyicilerimiz tabii Hilmi Yarayıcı yakalamışken şarkılarını, şarkı türkülerini tamam. dinlemek ister. Evet. Bütün gurbette olan, gerçekten alın teriyle ekmek parası derdinde olan, çoluk çocuğuna güzel bir gelecek sağlamak adına yurt dışında olan bütün dostlarımıza, dünyanın 65 ülkesinde yayın yapan kanalımız aracılığıyla bir güdüleke ile başlayalım. Hilmi abi klibi de çekilmişti. Çok da severek dinlediğim bir şarkı. İran halk şarkısıydı. Evet, doğrudur. Şimdi onu izleyicilerimizle paylaşalım mı? Olur. Güdüleke kadınların saçlarına taktıkları boncuk anlamına gelir. Onu yapmadan önce ciddi bir araştırma içerisine girip öğrendikten sonra yaptık zaten ve Türkçe söz yazdık. İran'da, Irak'ta eski Anadolu Türklerinde görülen bir özellikmiş. O saçlarına takılan boncuk. Evet. Bütün kadınlarımıza da armağan. Küçücük bir boncuktan bu kadar güzel bir şarkı çıktıysa evet. Abi insanlarımız, izleyicilerimiz de çok beğenecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki güdüleke diyelim. Yaslı bülbülün döktüğü dillere yazık. Boşa kırma yar, yolma yar, güllere yazık. Yaslı bülbülün döktüğü dillere yazık.
bize. Yaşa değil yar, yattırdın gözlere beni. Fermanım sende, inandım verdiğin söze. Ey çiçekli dalım, sen gönlümde baharım. Ey çiçekli dalım, sen gönlümde baharım. Bu dilekle, bu dilekle, bu dilekle öldüm yar. Aklımı aldın baştan. Bu dilekle, bu dilekle, bu dilekle öldüm yar. Aklımı aldın baştan. Boşa kırma yar, yolla yar, güllere yazık. Yaslı bülbülün döktüğü dillere yazık. Boşa kırma yar, yolma yar, güllere yazık. Yaslı bülbülün döktüğü dillere yazık. Sevgili izleyiciler, bir şarkı ancak bu kadar yürek katılarak okunur. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler, sağ olasın. Nasıl bir bestedir bu ya, nasıl bir güzelliktir bu ya? Çok yani gerçekten çok özellikli bir şarkı. Çünkü Kamkars diye bir grup var İran'da, evet. Kardeşlerden oluşan. Bir kere İran'ın bütün motiflerini, kültürel zenginliğini anlatıyor, bize aktarıyor ama bizden de çok şey gördüğümüzü hissedebiliyoruz. Çünkü kullanılan aletlerden ritim yapısına, oradaki melodik yapısından şarkının ruhi haliyetine kadar bizi etkileyen yönüyle. Çok coşkulu, çok evet. İnanılmaz bir... Yani girişte çok uzun bir bölüm var, bir intro bölümü. Ama çok da evet, bazıları şöyle bir yaklaşımda bulunuyor. Yani hadi şarkı girsin falan diye. Çünkü bizim gibi ülkelerde bir an önce şarkı çabuk girsin, evet, yani sözler girsin, ses duyulsun istenir. Evet, doğru. Oysa oradaki her enstrüman bir duygu ifade ediyor. Tabii ki. Yani bir kuşun sesini, duygusunu hangi aletle ifade edersin? İyi kemanla, tabii, atıyorum. Ya da sinemada işte temizliği ifade eden bir görüntü sunmak istersen bunu altına temiz diye yazmazsın herhalde. Bir su gösterirsin, tabii, duru bir su tabii, damlası. Tabii. O bile onu anlatır, böyle bir şey. Dolayısıyla her enstrümanın yarattığı o bize kattığı zenginliği, duyguyu aktarmak istedik. Onları ayrıca duymalarını istedik. Çünkü iddialı bir şeydi o. Hilmi Yarayıcı şarkılarını hep barış için söyler, barış, hı-hı, için haykırır. Bu basında da ben araştırdım, böyle son derece güzel haberler çıktı Hilmi abi, hı-hı, sizlerle ilgili ama bir şey dikkatimi çekti. 2 yıl önce 2012 yılında Orhan Pamuk'un İşte diyelim ki Beşar Esad'ın istifa etmesine dair bir açıklaması oldu. Ne yazık ki. Şimdi ben sevgili izleyiciler şunu söylemek istiyorum. Orhan Pamuk'u ben birebir yaklaşık 15 yıldan beri tanırım. Çok önceden Nobel Barış Ödülünü verdiler kendilerine ve Türkiye'yi çok ciddi karalayarak o ödülü aldı, yani verdiler. Daha sonra Türkiye'yi karalayarak ya da bazı haddini aşan açıklamalar yaparak aldığı ödülün üzerine de Suriye, komşumuz olan ve hiçbir sorunumuz olmayan Suriye devlet başkanına istifa etme çağrısı yaptı. Buna yönelik sevgili Hilmi Arayıcı bir tepkisi oldu. Aydın bir sanatçı görevi anlamında söylüyorum. Abi o süreci anlatır mısın? Elbette. Yani ben Orhan Pamuk'la birlikte 5 edebiyat sanatçısı, yönetmen, şair olduğunu düşündüğüm, kendi ülkelerimde aydın diye anılan kişilerin bir açıklama yaptığını, deklarasyon hazırladıklarını duydum ve okudum. Gazetede yayınlandı da bu. Oradaki özellikle altına vurgu yaptığı şey, Beşar Esad'ın bir an önce istifa etmesi gerektiği, orayı bırakıp terk etmesi gerektiği, yoksa sonunun Saddam gibi ya da Libya'da yaşanan Kaddafi gibi olacağını söyledi. Şimdi elbette bir sanatçı, bir aydın, bir insan yaşadığı çağın tanı olacak, tanı olmak zorunda. Ama bu tanıklık haktan ve haklıdan yana olur. Halktan yana olur, emekten yana olur, doğrudan yana olur. Savaştan yana olur mu hiç insan? İnsan savaşı niye ister? Aldığı ödül biz yok, de istemiyoruz. Kaldı ki yani. Ben kendi adıma hiçbir zaman oradaki yönetimi, yönetim biçimini tüm değer yargılarıyla, siyasi yapısıyla bugüne kadar ne savundum ne meşru kıldım, ancak şuna dikkat çekmek istiyorum. Orada verilen mücadele,
emperyalizme karşı verilen mücadele çok onurlu, dik duruşu olan bir mücadele. Çünkü diyor ki çok haklı olarak, benim sorunum benim halkımla birlikte çözülecek. Evet. Demokratik talep ne ise, siyasi talep ne ise, sanatsal talepler ne ise birlikte çözeceğiz, kafa yoracağız. Buna ilişkin bir takım adımlar da atılmış. Bundan sonraki adımları da birlikte yapacağız. Henüz buna ilişkin ciddi adımlar atılmamışken birden emperyalizmin ve işbirlikçilerinin orada cirit atması, savaşı kışkırtması ve bununla ilgili her türlü dezenformasyon bilgiyle birlikte silahlarını kullanması, insanlarını kullanması, savaş aletlerini kullanması ve bu duruma kadar getirmesi belli ki bizim en az 20-25 yıl önce kafa yorduğumuz, bugün Büyük Orta Doğu Projesi diye anılan şeyin hayata geçirileceğinin habercisiydi. Dolayısıyla oraya dikkat çektik biz. Sosyalizmin sorunları nasıl sosyalizmde çözülür diyorsak, her ailede çıkan sorun aile içerisinde çözülür diyorsak, ülkedeki sorun da kendi ülke halkı tarafından taleplerinin sağlanması karşılığında çözülecektir. Hiçbir ülke, hiçbir güç oraya işgal ederek, oraya müdahale ederek çözemez. Çözmemesi, karışmaması lazım. Buna dikkat çektim ben. Dolayısıyla savaş yerini keşke barışı ortaya çıkaracak sözler söyleseydi dedim. Keşke savaşı kışkırtanları değil, savaşın karşısında barışın sesini yükseltenlere, bu çığlığı atanlara destek olabilse, omuz verebilse dedim ve eleştirdim. Sadece Orhan Pamuk değil Hilmi abi, mesela onun gibi düşünen kim var ise? İktidarın bir milletvekili, daha önce bir televizyon programında izlemiştim. Sanırım Sayın Metiner'di. Metiner miydi? Hmm. Adını bile hatırlamıyorum. Demek ki çok gereksiz çok sayın bir adam. Değil demek ki. Çok sayın da değil yani bence. Çok gereksiz bir adam bence yani, ama burada şunu söylemek istiyorum. Yani bir canlı yayın televizyon programında oturduğu yerden Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a emperyalizme karşı dik duran, kafa tutan ve bağımsızlık mücadelesi veren bir dünya liderine, ki kendini ispatlamıştır, kalkıp da çok gayri ahlaki şeyler söyledi ve sunucuyu Beşar Esad'ın tarafını tutmakla suçladı. Sunucu arkadaşımız, şu an adını hatırlayamıyorum ama çok onurlu bir duruşu olan bir arkadaşım, şunu söyledi. Ben dedi, sizin gibi emperyalizme yardakçılık yapan biri olmak yerine emperyalizme karşı kafa tutan bazı rejiminin, Beşar Esad'ın taraftarı olurum dedi ve ondan sonra stüdyoyu terk etti. Evet. Sayın Metiner. Bu çok o gün çok güzel bir cevap vermişti. Tabii Hilmi abi, bu süreç çok yoğun ve gerçekten ister istemez ülkemizin sorunlarına sahip çıkmamız gereken, daha da aciliyet kazanmış bir dönemi yaşıyoruz. Hı hı. Bu anlamda tabii ki Hilmi Yarayıcı'nın da önceki dönemlerden biliyorum Hilmi abim, politik bir çalışmanız var. Belki de kısmetse önümüzdeki yıl milletvekili olma ihtimali de var. Ki birçok insanla görüştüm, gerçekten çok insanın bu yönde duygu ve düşüncelerini dinledim. Meclise Hilmi Yarayıcı yakışır. Ne olur artık Hilmi Yarayıcı bizi çok iyi temsil ediyor, edecek. İnancı tam insanların. Peki Hilmi Yarayıcı ne düşünür? Acaba sanatın önüne mi geçecek bu süreçlerde, yoksa, çünkü öğretmenliğiniz var. Çok güzel bir babasınız. Hı, iki tabii. Tane dünya tatlısı çocuğunuz var. Artı yani sanatçı kimliğinizde yeni albümler, yeni konserler, çalışmalar, toplumsal olaylarda işte Van depremi olsun, Gezi direnişinde olsun, Armutlu direnişinde olsun, en başta sizleri gördük. Hı hı. Yani gerçekten bütün bu yoğun süreçler içinde bu kadar sorumluluk sahibi olmanıza rağmen, bir de acaba milletvekili olsanız ne yaparsınız, nasıl yapacaksınız, nasıl altından kalkacaksınız? Of, neler yapardım diyormuş. Yani elbette olmak isterim ben ama inanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Hani mecliste olsam da olmasam da kendimi doğal bir milletvekili olarak görüyorum zaten. Çünkü ama insanların bu yönde zaten ilgileri var. Çocukluğumdan beri zaten ben politikayla iç içe yaşıyorum. Hem dönemden kaynaklı, hem ailemin siyasi ve kültürel yaşam biçiminden kaynaklı, hem benim şekillenmemi sağlayan tüm gerekçe ve gerçeklerle ilintili olan bir dönemi atlatmamdan kaynaklı. Ancak elbette hani ben mecliste olmak istiyorum. Dur abi, olur. Dur. Mecliste olmak istiyorum.
burada duralım. Durdum. Buna reklamlardan sonra devam edelim. Hadi bakalım. Peki. Çok özür dileyerek sözünüzü kesmek zorundayım. Ama çünkü bundan sonraki konu çok daha önemli, bağlamak istiyorum. Ve sevgili dostlar, kısa bir reklam arasından sonra sevgili Hilmi Arayıcı ile sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Yarzem Otomotiv'in katkılarıyla hazırlanan ressam Ali Taş'la yaşama dair reklamlardan sonra devam edecek.